yakın zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hibe ettiği arpalar da var. Şimdi böyle bir desteğimiz var. Diğer taraftan bu kararda hani dedik ya bir basın toplantısı düzenlendi, böyle imzalar atıldı falan, böyle hiçbirimizin haberi yoktu, şok olduk, ne oluyor ya? Aylardır Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında herhangi bir açıklama yapılmazken Başbakan aniden bayram öncesi hepimiz mangal yiyeceğiz başlığıyla bir basın toplantısı düzenledi ve o basın toplantısında da dile getirildi bu. Orada da konuşuldu yani işte herkesin ete ulaşması noktasında ama yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hibe ettiği bir arpa var. Alın bunları verin. Hayvancı buradan aldı. Diğer taraftan 800 Türk lirası belli bir kilonun üzerindeki hayvan başına da değil mi hayvan başına? Ben yanlış hatırlamıyorum değil mi? O konu hiç konuşulmadı zaten. İşin teşviklendirme meselesi, destek meselesi hiç konuşulmuyor. Bir bence bunu konuşalım da ya. Biz niye boş yere bazı şeyleri teşviklendirip destekliyoruz? Ben onu anlamadım. Niye destekleyelim ki bunu? Yani maliyet hesaplamaları ortada. Siz bir şey istiyorsunuz da size prim yapacağını düşünüyorsunuz diye. Böyle bir yola girmenin manası ne? Yaratılan kaosa oldu. Millet gitti reyonlara, gördü 550 lirayı. Altına bir baktı, reyonda kuzu eti yok, döndü kafası. Millet gitti güneyden, ithal mital. Yerli merli gitti güneyden. Protesto için bile güneyden alanlar var. Yani almayacağız artık buradan hiçbir şey. Hiçbir şeyin de hayır kalmadı diyerek elinin tersiyle güneye gidenler var. Güneye gidenler var gerçekten. Pazartesi gününden ta pazar gününe kadar o metan geçiş kapısının hali neydi arkadaşlar öyle ya?